çıktıkları ki bakın bir tanesi Suriye'de yakalanmış bu teröristlerden bir tanesi. Dolayısıyla müthiş bir insan kaçakçılığı ticareti var ve gördüğümüz kadarıyla da buna engel olunamıyor. Murat Bakan siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevgili Molla Veysoğlu, olayın olduğu, yani Taksim saldırısının gerçekleştiği gün ben Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin taraflar konferansına katılmak için gittim. Yani oradan o günden itibaren de süreci Türkiye'den takip ettik elbette. Ama dünyanın tüm gözünün Şarm El Şeyh'te gezegenin geleceğiyle ilgili konuşulduğu noktada ve arkasından G20 zirvesinde tek terör saldırısı olan, terör saldırısıyla karşı karşıya olan tek ülke olmamız tabii üzüntü verici. Neden Türkiye bu tip terör saldırılarını sıklıkla yaşıyor? Çok kısa bir süre önce Mersin TC polis evinde biliyorsunuz polisimiz şehit oldu. Orada bir terör saldırısı oldu. Şimdi Taksim saldırısı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 81 vatandaşımız yaralandı. Türkiye'de ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğu ortada. Zaten olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı okuduğunuzda aslında o bir şeyin itirafı gibi Suriye'nin Afrin bölgesinden geldiğini teröristin söylüyor. Şimdi Afrin Türkiye'nin ya yakın duran güçlerin kontrolünde bir bölge, Afrin bölgesi. Ona keza bugün diğer teröristin yakalandığı Azez de öyle. HTŞ'nin o bölgeleri ele geçirdiği söyleniyor ama çok net bilemiyoruz ne olduğunu. Ve bizim o bölgede Suriye sınırımızda 800 kilometreyi aşkın güvenlik duvarımız var. Yani kaçak göçmenlerin Türkiye'ye girmesini engellemek için yapılan bir duvar var. Ve bu duvarda Geçen gün elektronik sosyal gözlemleme medyada sistemi. görüntü vardı. O duvardaki demir telleri kesen bir takım insan kaçakçılarının görüntüleri sosyal medyadaydı. Yani o duvara tırmanmışlar, telleri kesiyorlar ve oradan akın akın yine insanlar giriyor. Bir önlem olmadı yani. Öyle Bir görünüyor. önlem olmadı. Orada elektronik gözetleme sistemleri olması lazım. Onlar da çalışmıyor demek ki. Ayrıca Türkiye'nin İHA'ları var. Yani yukarıdan da o sınırları gözleyebilecek teknolojik imkana sahip. Buna rağmen bu terör eylemini gerçekleştiren şahsın ve onun kocası gibi giren şahsın 4 ay önce elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girmesi, 4 ay boyunca Esenler'de ikamet etmesi ve bu eylemi gerçekleştirmesi burada ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu gösteriyor. Zaten Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada mahcubuz dedi milletimize karşı. Şimdi mahcubiyet duyuyorsan istifa edeceksin. Siyasette mahcubiyet diye bir şey olmaz. Nasıl kandırıldık olmazsa ben mahcup oldum milletime. Sen milletine mahcup olduysan bu sorumluluğu üzerine alacaksın. İç güvenlik birimlerinin başındaki en yüksek otorite olarak İçişleri Bakanı olarak istifa edeceksin. Ama tabii böyle bir utanma duygusu olmadığı için kendisinin istifayı düşünmüyor, mahcup oldum demekle yetiniyor. Dolayısıyla burada ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğu ortada. Artı olayın gerçekleştiği yani Taksim saldırısının yapıldığı yerde yüzlerce güvenlik kamerası var. Yani birisini düşünün ayağında asker postalı kamuflajlı pantolon sırtında sırt çantasıyla onca mesafeyi yüzlerce kameranın olduğu yerden geçiyor. Bir defa biz şunu, ben bununla ilgili iç güvenlik birimlerinde terörle mücadelede ve istihbaratta çalışmış hem emniyetten hem jandarmadan hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nda emekli olmuş uzmanlara danıştım. Yani bunun bir profesyonel eylem olmadığını söylüyorlar. Yani bir profesyonel eylemci, istihbaratçı olarak emniyetin açıkladığı gibi yetiştirilmiş bir eylemcinin yapmayacağı davranışlara sahip. Birincisi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki olay yerine girerken en kestirme yoldan girer. İki, kameraları gözetler. Üç, yüzünü saklar. Sırt çantasını sırtına alıp onca mesafeyi geliyor. 41 dakikada bankta oturuyor. Fotoğraf çektiriyor. Yine mesela terör örgütlerinin, özellikle PKK terör örgütünün
asla elektronik bir araç kullanmadığını söylüyorlar bu güvenlik uzmanları. Yani telefon kullanmadıklarını tespit olmasın diye ve hızlı bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yeri terk ettiklerini söylüyorlar. Burada biz olayı kameralardan, sanki BBG evi gibi yüzlerce kameradan olay gerçekleşir gerçekleşmez izledik. Yani burada hangi profesyonel bir terör eylemcisi olarak yetiştirilmiş insan davranışı var? Yani bu soruları sormak zorundayız. Evet. Çünkü bu soruları sormak, evet, Türkiye'nin iç güvenliği açısından çok önemli. Derhal gidiyor olay yerinden, evet, ayrıldıktan sonra sanki çocuklarına yemek hazırlayacak ev hanımı gibi geldiği yere dönüyor. O evde üzerinde işte bir polarıyla, terliğiyle yakalanıyor. Yani bir profesyonel eylemci. Gözlerinde korku var. Yani bu işte ideolojik bir tedrisattan geçmiş bir tip. Direnç gösterir, kendini patlatır, çatışmaya girer. Ya da yakalandı diyelim, orada işte bir takım işaretler yapar. Onu bir propaganda aracına çevirir. Bunların hiçbirini görmüyorsunuz. Bir de eylemciler... Evet, alışık olduğumuz bir terörist profili değildi. Değil. Artı yani şimdi Türkiye'nin kontrolünde olan bölgeden, dolaylı olarak Türkiye'nin kontrolünde olan bölgeden geliyorlar. Şahıslar Arap kökenli. Yani hem kadın hem erkek, hem buradaki tüm onlarla iltisaklı olanların tamamına yakını Arap kökenli. Dolayısıyla bu sorular cevaplanması gereken sorular. Bu eylem nasıl oldu? Bunun arkasında ne var? Kaldı ki şimdi emniyet derhal açıklama yaptı. İşte şu şudur, bu budur, bu sebeple yapmıştır. Şurada eğitim görmüştür. Bu tür durumlarda yine güvenlik uzmanları asla derhal açıklama yapılmaz. Sonuna kadar gidilir, bilgiler saklanır kamuoyundan. Ve o bilgiler deşifre edilmez. Arkasında kim var? İstihbarat örgütleri olabilir bunun arkasında. Öyle değil mi? Başka güçler olabilir. Birileri, evet, kullanıyor olabilir. Taşeron kullanıyor olabilir. Bütün bunların tespit ediliyor olması lazım. Ama sanki acele hiç beklemeden yangından mal kaçırır gibi o bilgilerin de güvenliğini tehlikeye düşürecek, operasyonun da güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde derhal ifşa edildi ve açıklama yapıldı. Süleyman Soylu'nun açıklamasında yine bir ülkeyi işaret etti. Yani Türkiye'nin müttefiki olan bir ülkeyi işaret etti. Arkasında bu ülke vardır dedi. Taziyesini kabul etmiyoruz dedi. Arkasından iki gün sonra Cumhurbaşkanı o ülkenin devlet başkanıyla el sıkışıp F-16 pazarlığı yaptı. Yani İnanılmaz bir süreç yaşıyoruz. Eğer Türkiye'nin müttefiki olan bir ülke böyle bir terör eyleminin arkasındaysa, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi gerekmez mi? Kapalı oturum olması gerekmez mi? Bu ülkeyle ilgili bir takım yaptırımlar, elinde bilgi belge varsa yapılması gerekmez mi? Böyle baştan savma, işte arkasında bu var. Cumhurbaşkanı taziye yayınlıyor. Yani taziyelere teşekkür ediyor. Orada kastedilen ülkenin de bayrağı var. Yani anlaşılmaz bir, tamamen başından sonuna gizemli bir süreç sevgili Tuncay Molla Veysioğlu. Evet. Aydınlatılması gereken çok soru, evet, var. Evet. Soracağım. Bizim de aklımızda birçok soru işareti var. Murat Bak.